Herkese yeniden merhaba, ben Zeynep Çulcuoğlu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 1100 abone olmuşuz. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma, ilk defa geldiyseniz tanıştığıma memnun oldum. Eğer beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün karşınıza bir vlogla çıktım. Türkiye'nin en iyi şef restoranlarından biri olan Odurla'ya gittim. Merak edenler için bu restoranda ne yenmeli, nelerden memnun kaldık, neyden memnun kalmadık, gidilmeli mi, gidilmeye değer mi, fiyatları nasıl? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz yorumlarıma geçelim. Öncelikle Odur'la yeşilliklerin arasında sevdiklerinizle rahatça, keyifle yemek yiyebileceğiniz bir ortamda bulunan bir restoran. İç mekanda açık mutfağın çevresinde dizili olan Chef Table bölümü var. Biz oraya oturduk. Sizin de oraya oturmanızı tavsiye ederim. Şöyle sunumları merak edenler, sunumlar nasıl hazırlanıyor, yemekler ve o koşuşturmacaya şahit olmak isteyenler için çok güzel bir yer iç mekan. Ama dış mekanda oturursanız da oranın da havası çok ayrı. Genelde dışarıya oturanlar oluyor. Ama eğer siz de benim gibi gastronomi okuyorsanız ya da yemek sanatıyla alakanız varsa, ilginiz alakanız varsa oraya oturmanızı tavsiye ederim. Gelelim biz neler sipariş ettik, nelerden memnun kaldık. Şimdi biz 3 çeşit yemek söyledik, 1 çeşit de tatlı söyledik. Dana kuyruklu lavaş, ızgara kalamar, brisket ve incir muskat dondurma. Sipariş ettiğimiz tüm yemeklerin tadından ve sunumundan çok memnun kaldık. Ama en favoriniz hangisi oldu derseniz brisket tabağı oldu. Gidecek olanlarınız varsa brisket tabağını denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle almalısınız. Farklı bir tat denemek için giderseniz eğer incir muskat dondurmayı tavsiye etmem. Ama incir muskat dondurma da kötü müydü? O da çok güzeldi. Hatta sunumu tadından daha çok güzeldi yani. Hatta ben sunumuna göre aldım. Hani ben seçmiştim o tatlıyı. Ama çok da memnun kalmadık ondan. Eğer tatlı siparişiniz olursa incir muskat dondurma yerine başka tatları tercih etmenizi öneririm. Fiyatlara gelirsek normal restoranlara göre porsiyonları biraz daha küçük, fiyatları bir tık daha yüksek. Mutfaktaki o enerjiyi hissederek yediğiniz zaman fiyatların yüksekliğini görmüyorsunuz. Fiyatlar değiyor. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hala abone olmadıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler ve kendinize iyi bakın. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And afiyet olsun. Bu tabağımızda en altta domatesten yaptığımız bir sos bulunmakta. Etrafında Ege otu yeşil yağ, pesto sosu. Üzerinde ise açık ateşte, odun ateşinde pişirdiğimiz tüp kalamar, kaya koru ve kıtırlık katması için de grisini kullandık. Afiyet olsun. Teşekkürler.
Arkadaşlar bugün Odurla'ya geldik tadım yapmaya. Chef table bölümüne oturduk. Başlangıç olarak bir tane karpuz geldi. Şöyle. Ve minik bir baget, ekmek. Korona zamanında aynı tabaktan zeytinyağı yemek birazcık riskli olacak arkadaşlar. O yüzden zeytinyağını ben alıyorum. Bir şey diyeceğim, bence bunda peynir var. Bence de. Peynir. Aynen peynir. Bir filan peynir. Odun ateşinde kalamarı çektiyseniz evet, başlayabilir miyiz? Bunu bilen, hatırlamıyorum. Bilen takipçi falan. Evet, şöyle bir gösterebiliriz. Yakın aşk. Evet. Söyle. Otu söyleyeyim mi? Söyle, söyle. Evet arkadaşlar, kaya koruğu olduğunu öğrendik. Bilmiyoruz. Kaya koruğu. Yani son hakkını alıyorum şu an. Acaba ses nasıl gidiyor? Merak ediyorum. Burada sesin nasıl geldiğini oylamak için buraya bir buton koyacağız. Aşağıya. Yok, şuraya. Yukarı. Yukarı. Şurada olsun. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and there. Bir bisket tabağımız. En altta sütlü bir ekmeğimiz var. Yanında incir ve karamelize soğandan yaptığımız bir şatni. Biraz tatlı bir tat geliyor. Öbür tarafta ise trüflü mayonez ve üzerinde trüflülerin rendesi. Bir bisket etini odun ateşinde taş fırında ısıttık. Üzerine de et sosundan yaptığımız bir sofra servis ediyoruz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben de öyle anladım. Videoyu dinlesene ya, brisket ikramımız dedi. Söylerim, evet.
o kısmı tekrar. Bir şey ikram ama şu an hiçbir şey ikram. Ya da bundan sonra söyleyeceğiniz mi ikramınız dedi? Ne dedi ya? Bir sardım. Bir sardım. I'll bet you were saving that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Altında mozzarella peyniri, dana kuyruğumuz, karamelize soğan ve demi-glace sosla beraber servis ediyoruz. Afiyet olsun. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Güzel ama çok farklı bir şey. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. That you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Hesabı okuyorum sizlere. Şefin biraz tuzlu ikramları. Biraz tuzlu su 28 lira. Tuzlu ızgara kalamar 95. Dana tuzlu biraz. Kuyruk lavaş 77. İncir muskat dondurma 45. Aa, görmedim.